Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2022 antrenör kariyerinin sanırım 11. bölümündeyiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, hemen sezon diyelim. Sezon bitmek üzere ve transfer sezonu gelecek. Bu bölümde transfer sezonuna biraz geçeriz ama şöyle bir şey var. Ben sizin transfer yorumlarınızı alamayacağım. Çünkü ben şu an sanırım 11. bölümü çekiyorum ama YouTube'da daha 6. bölümdeyiz. O yüzden ta 11. bölümün yayınlanmasına kadar beklersem uzun bir süre daha sonrasında video gelemeyebilir. O yüzden ben transferleri yapacağım. Biraz araştırdım zaten, biraz ufak bir transfer listesi oluşturdum. Buradan birkaç oyuncu alacağız. Şimdilik tabii ki paramız yok ama sezon sonu geldiğinde yeni sezonda büyük ihtimalle transfer bütçemiz artacak. Şu an Süper Lig'de ikinci sıradayız ve Trabzonspor maçını kaybettiği için şu an ikincilikteyiz. Eğer 4 maçın hiçbirini kaybetmezsek önümüzdeki ikincilik bizim için garanti. Fenerbahçe puan kaybederse 6 puan fark var aramızda, liderliğe bile alabiliriz. Şimdi Adana Demirspor maçına ikinci kadromuza geçiyoruz. Gökhan İnder futbolu bırakıyormuş. Kendi evimizdeyiz, Adana'yı konuk ediyoruz ve Mario Balotelli maçı başlattı. Bu arada Halil Avcı'nın yine saçını değiştirdim. Hem bu sefer rengini değiştirdi Halil Avcı, hem de saçını değiştirdi. Biraz uzattı, bir de sarıya boyadı Halil Avcı saçını. Şimdi Belhanda geldi. Belhanda döndü, pasını verdi Balotelli. Balotelli çekti topu. Müdahalemizi yaptık, top dışarıda. Flavio Orhan'a verdi. Orhan pasını verdi Halil Avcı'ya. Halil döndü. Halil Josef'in önüne bıraktı. Josef gidiyor. Josef pasını verdi. Lewis vurdu. Gol. Offside yok. 1-0 öne geçiyoruz dakika 8'de Lewis'in golüyle. Genç orta sahamız. Bir sonraki sezonda da Giresunspor'da kalacağız. Zaten 2 sezon oynayacağız en az Giresunspor'la demiştik. Lewis bir sonraki sezonda bizim kurtarıcımız olabilir. Hem çok potansiyelli bir oyuncu, hem de güzel pozisyon alıyor. Güzel pas atıyor, güzel şut çekiyor, güzel koşuyor. Kutu pek iyi değil ama atıyor yani golleri. Bu tür pozisyonlarda daha kaçırmadı. Gerçi 2 golü var. Demek ki 2 kere pozisyon yakaladık Lewis'le. Yusuf Şimşek'e de yeni krampon verdim ama Yusuf Şimşek bu maçta 11'de değil. O yüzden onu göremeyeceksiniz, penaltı. Serbest vuruş. Halil Avcı topun gerisinde. Halil. Atabilir miyiz bilmiyorum. Serbest vuruşların tam çözemedim daha. Halil Avcı şöyle bayağı bir doldurdu Halil. Halil vurdu. Halil yeşil. Direkten döndü. Halil Avcı. Orhan'a verdi. Orhan pasını verdi. Süleymanov vurdu. Süleymanov. 2'ye attık. Dakika 24. Hakem santrayı gösteriyor. Süleymanov boş kaleyi tutturamadı ama Örsel'in gibi de golü atamasa da maç içerisinde golünü attı. 2-0 öne geçtik. Mesela Mimaroğlu. Balotelli'ye verdi. Metehan vurdu. Okan kurtarıyor. Josef biraz kontrol edemedi. Şimdi Halil'e verdi. Halil Avcı Süleymanov'a bıraktı. Süleymanov girdi ceza sahasına. Süleymanov çekti topu, pasını verdi. Lewis geldi. Lewis vurdu, dışarı vurdu. Ve ilk yarı bitiyor. 2-0 kendi evimizde Adana Demirspor karşısında öndeyiz. Josef'le aldık topu. Josef Orhan'a verdi. Orhan tek top Lewis'e. Hızlı çıkabiliriz. Lewis tekrar Orhan Çekler'e verdi. Orhan. Orhan da Süleymanov'u bıraktı. Süleymanov gidiyor. Karşısında Simonelli var. Süleymanov Simonelli'yi geçti. Süleymanov kendi vuracak. Süleymanov vurdu. Ferhat Kaplan kurtarıyor. Orhan yerine oyuna Gavi'yi alacağım. Ayrullah'la aldık topu. Ayrullah Lewis'e verdi. Lewis. Josef'in koşusunu gördü. Hayır, Halil Avcı'nı görmüş. Halil koşuyor. Halil. Halil çekti. Josef'e verdi. Josef vurdu. Ferhat Kaplan kurtarıyor. Top Josef'te kaldı. Josef. Süleymanov verdi. Elle müdahale yok sanırım. Süleymanov vurdu. Ferhat yine kurtarıyor. Sergen Lewis'e verdi. Lewis. Lewis gidiyor. Lewis kendi gidiyor. Lewis. Önü boş. Lewis gitmeye devam ediyor. Lewis yürüdü. Lewis vurdu. Lewis attı. 3-0 dakika 83. Lewis'ten güzel bir gol. Lewis ilerledi. Kimseyi basmadı Lewis'e. Lewis de golünü attı. Karşısında Sergen var. Stambuli Vargas'a verdi ve maç bitiyor. 3-0 kendi evimizde Adana Demirspor'u yeniyoruz. Adana Demirspor'a karşı da güzel bir maç çıkardık. Bir önceki bölümde olduğumuz gibi hala iyiyiz. Ve Orkun Kökçü de takımda kalmak istiyor. Orkun Kökçü'ye şöyle bir şey diyeceğiz. Zaten Halil'in babası demişti bunu. Orkun Kökçü 15 gole
verim sağlarsa toplamda bizim takımımızda kalmaya devam edecekti. Bizim maçımızdan harikaydın diyoruz. Orkun Kökçeayar 12 gole katkısı var. Son 3 maçta 3 gole katkı yapabilirse Orkun Kökçü bizimle devam edecek. Ve şu an Süper Lig'de hala 2. sıradayız. Fenerbahçe'de maçını kazanmış. Trabzonspor'da kazanmış. Trabzonspor'un kaybetmesi bizim işimizi garanti yapar. Ama biz kendi maçlarımıza bakarız. Kendi maçlarımızın eğer hepsini kazanırsak zaten biz hiçbir şekilde ikinciliği vermiyoruz. Yusuf Şimşek'in de yeni saçı gözüktü birazcık haberlerde. Rakibimiz Kayseri. Biz kendi kadromuza geçiyoruz. Kayseri Spor'u deplasmanda yenmek istiyoruz. Yusuf Şimşek'in yeni kramponu ve yeni saçını göreceğiz birazdan. Maça geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Son 8 maçtır galibiyet alıyoruz. Ve bu galibiyetle son 3 maçı da tamamlarsak eğer ikinci olacağız. Bizim için inanılmaz olacak. Burada Anis'te de gol krallığında hala birinci. Şöyle bir bakalım. Anis'te Süper Lig'de 31 maça çıkıp 19 tane gol atmış. Yusuf Şimşek de gelmiş altlarda 11. sırada. 33 maça çıkıp 12 gol atmış Yusuf da. Bunu gördüğüm için zaten Yusuf'a yeni bir krampon verdim. Şimdi rakibimiz Kayseri Spor. Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Galibiyet için gidiyoruz. Burada da daha yakından gözüküyor Yusuf Şimşek'in saçı. Anis'te de her zaman olduğu gibi yine kameraların gözdesi. 19 golle Süper Lig'in gol kralı. Maçı Anis'te'nin santra vuruşuyla başlıyoruz. Collins, Orkun Kökçü'ye verdi topu. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü Gavi'nin koşusunu gördü. Gavi gitti. Gavi vurdu. Gavi at. 3. dakikada Gavi'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Orkun Kökçü'den asist geliyor, değil mi? Asisti Orkun Kökçü yapmıştır umarım. Evet, asist Orkun Kökçü'den. Orkun Kökçü'nün şu an 2 verime daha katkısı kaldı. 2 verime daha katkı sağlarsa eğer Orkun Kökçü bir sonraki sezon bizim takımımızda olacak. Yusuf Şimşek'le girdi karaya. Yusuf Şimşek. Hızlı oyuncu, süratli oyuncu Yusuf Şimşek. Yusuf gidiyor. Anis'te içeri geçti. Yusuf. Ortalığı da Anis'te'ye geçmiyor top. Yusuf Anis'te'ye verdi. Anis'te Gavi'nin önüne bıraktı. Gavi bu koşulları inanılmaz yapıyor. Gol önünde atıyor Gavi. Dakika 9, 2-0. Gavi'nin golü geldi. Bu sefer de asist Anis'ten. Gavi iki kez aynı koşuyu yaptı. Kayseri Spor şu an Gavi'nin bu koşularına çözüm bulamıyor. Önde bastık. Yusuf'la aldık topu. Yusuf Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun Kökçü geçti rakibini. Orkun Sankare'ye verdi. Sankare çekti topu. Sankare vurdu. Kaleci kurtarıyor. Yusuf Şimşek'ten orta geldi. Sankare çıktı vurdu kafayı. Sankare! Sankare'den inanılmaz kafa golü. Dakika 15, 3-0. Ve yine istek üzerine Sankare'nin bu korner kafa vuruşunun arkasından da Sankare yine artı 2 zıplama, artı 2 kafa isabeti vereceğiz ama inanılmaz attı golü gerçekten Sankare. Bunun üstüne artı 5 rating falan alması gerekiyor. İnanılmaz bir gol gerçekten Sankare'ne. Bari şu maçta gol yenmeye maç çıkartalım, bu kadar önde bastık. Sürekli topu alıyoruz, sürekli etkiliyiz. Kayseri karşısında Orkun Kökçü verdi Yusuf'a. Gol yenmeye maç çıkartırsak da transfer bütçemiz artacak. Yusuf'tan kötü bir pas. Gavronovic pasını verdi. Emrah vurdu. Ya bunu der demez. Bunun dememi üstüne. Gerçekten dakika 20'de cevabı yememiz ve gol yenmeyen maç ücretini alamamamız üzücü ya. Halil Avcı. Halil Anis'e verdi. Anis'e. Orkun Kökçü'nün boş koşusu var. Yusuf Şimşek görmeyi tercih etti Anis'e. Bir önceki bölümde dediğim gibi. Küsler. Yusuf Şimşek vurdu. Kalecinin müdahalesiyle. Defans uzaklaştırdı. Orkun Kökçü bir daha Yusuf'a verdi. Yusuf da Orkun'a verdi. Orkun vurdu. Uğur araya girdi. Yusuf Şimşek bir daha almaya çalıştı. Bu sefer alamadı. Anis de orada. Orkun Kökçü yerine Yusuf Şimşek gördü ama Orkun Kökçü'ye verseydi eğer Orkun Kökçü belki de golü atabilirdi. İlk yarı bitti. 3-1 öndeyiz deplasmanda. Sankare Yusuf Şimşek'e verdi. Yusuf Şimşek. Yusuf gidiyor. Yusuf çekti topu. Yusuf. Anis'te'ye verdi. Anis'te döndü. Anis'te vurdu. Kaleci kurtarıyor. Halil Avcı koştu aldı topu. Takip etti. Attı da çalımını. Ama Halil Avcı. Halil pasını verdi Anis'te'ye. Anis de plase. Defans girdi araya. Gavi Halil Avcı'ya verdi. Halil Avcı koşuyor. Halil.
Halil döndü. Halil Orkun Kökçü'yle oynadı. Orkun Kökçü plaseyi gönderdi. Kaleci kurtarıyor. Gabi vurdu. Yanağlarda top. Oyuncu değişikliği yapacağım. Halil Avcı yerine Süleymanov'u alacağım. Süleymanov'a son zamanlarda şans vermeye başladım daha fazla. Dinamik potansiyeli artsın istiyorum biraz. Bir de genelde maçları biraz daha garantiye aldığımızda alıyorum Süleymanov'u. Gol pozisyon falan kaçırsa da çok sıkıntı olmuyor. Ki bazen kendi pozisyon oluşturuyor Süleymanov'u. Orkun Kökçü Aniste ile oynadı. Aniste. Aniste Süleymanov'a verdi. Süleymanov içeri verdi Gavi'ye. Gavi vuramadı. Korner. Yusuf Şimşek ortaladı. Collins'e doğru. Collins vurdu kafayı, top dışarıda. Orkun Kökçü. Orkun. Orkun şimdi Yusuf Şimşek'e verdi. Yusuf Şimşek koşuyor. Yusuf Şimşek gidiyor. Yusuf Şimşek döndü. Yusuf Şimşek de Orkun'a vermek istedi. Hayır, Gavi'ye verdi. Gavi vurdu, kaleci kurtarıyor. Yusuf Şimşek ortayı açtı Collins'e doğru yine. Collins çıktı, vuramadı. Süleymanov gelişine vurdu. Süleymanov. Süleymanov girdi, attı. Mouse düştü Süleymanov'un golünden sonra. Süleymanov maça girdi. Golünü de attı Süleymanov. Gavi'yi çıkarmayacağım. Güzel maç geçiriyor Gavi. Orkun Kökçü. Orkun gidiyor. Orkun. Kendi vurdu Orkun Kökçü. Orkun Kökçü neredeyse atıyordu. Sankara yerine Flavio'yu alıyorum oyuna. Orkun Kökçü ile aldık topu. Orkun. Orkun Kökçü gidiyor. Orkun Kökçü durdu. Orkun Kökçü. Plase'yi gönderdi Orkun Kökçü. Üst direk içeriden çıktı. Gavi yerine tamam Levis'i alıyorum. Orkun Kökçü bildiğiniz takımda kalmasın diye uğraşıyorlar ya. Şöyle şu açıdan izleyelim. Orkun Kökçü bakıyor kaleye. Gönderiyor Plase'yi. Top üst direkten çarpıyor. Daha sonrasında da kalenin içinden gol olmuyor. Evet. Yani o topun direkten çarptıktan sonra içeride sekip dışarı doğru çıkması çok garip. Yani sekip sektiği açıdan devam etse gol olacak. Dışarı doğru çıkıyor. Şimdi korneri kullandık. Anis de vuramadı. Flavio vurdu. Kaleci kurtarıyor. Orkun Kökçü bir prese daha dener misin oradan Orkun? Çok kötü. Hem potansiyeli olan hem hala gelişme, büyük ihtimalle gelişecek bir oyuncu Orkun Kökçü. Levis atarsa Orkun'a verim. Orkun Kökçü şu an 77 rating. Gelişir de daha. Yani orta sahamızın inanılmaz bir oyuncusu olabilir Orkun Kökçü takımda kalırsa. Levis Aniste'yi gördü. Aniste tekrar Levis'i gördü. Levis gidiyor. Levis Orkun'u attırmak istiyoruz. Atamadı Orkun. Aniste kafayı gönderdi. Kaleci kurtarıyor. Levis'le vursam belki gol olabilirdi ama şu an gerçekten bu maçta zaten galibiyeti aldık. Önemsediğim tek şey artık Orkun Kökçü'yle bir gol atmak. Levis. Kaybetti topu Levis. Collins. Araya girdik Collins'le. Levis. Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun döndü. Orkun. Orkun Kökçü atıyor. İşte bu kadar. Orkun Kökçü harikasın. Bir asist, bir gol. Orkun Kökçü 14 verime katkısı oldu. Diğer iki maçta eğer bir verim gole katkısı olursa Orkun Kökçü bizim takımımızda kalacak. Son neredeyse dakika 70'den sonra full Orkun Kökçü'ye attırmak için uğraştım ve sonunda Orkun Kökçü attı golü ve maç da bitti. 5-1 deplasmanda Kayseri'yi yendik. Orkun Kökçü'den bir gol bir asist. İnanılmaz performans. Yani Gavi maçın başında maçı kopardı. Aynı şeyi iki kez yaptı. Kayseri iki kez yedi. Birinci de Orkun Kökçü gördü Gavi'yi. Daha açıktı. Tutabilirlerdi Gavi'yi. Tutamadılar. Diğerinde ise Gavi daha arkadan geldi. Anis de gördü bu sefer de. Biraz daha zor bir pozisyonda Gavi topu kontrol edip golü attı. Arka arkaya iki tane güzel gol geldi Gavi'den. Daha sonrasında da maçı kazandık. Maçın oyuncusu ise Orkun Kökçü. Röportaj yapalım. Alanya Spor Fenerbahçe'yi yeniyor. Fenerbahçe bir puan kaybı daha yaşıyor son anda. Gavi'nin performansı harikaydı diyelim. Galibiyet serimizi oyuncularım sayesinde. Bu bir meydan okuma değil, her seferinde bunu diyorum. Böyle bir şey var. Fenerbahçe gerçek hayatta da böyle son maçlarda önde götürüp puan kaybeden, kritik puanlar kaybeden bir takım. Hedefimiz liderlik değil ama son iki maç kaldı. Son iki maçı kazanırsak eğer
Biz 78 puanlı olacağız. Fenerbahçe son 2 maçında kaybederse ya da son 2 maçında da berabere kalırsa Fenerbahçe geçme şansı doğacak bizim için. Ama bizim için zorlu bir maç. En azından kendi evimizdeyiz. Rakibimiz Trabzonspor, takımımız hazır. Anis de bir tık yorgun ama hiç sıkıntı değil. Takımımız çok iyi. Şuradan hemen bir Orkun'un verimini kontrol etmek istiyorum. Orkun Kökçü 8 gol 6 asistle şu anda 14 verimi var. Eğer bir gol daha atarsa Orkun Kökçü takımda kalacak isimlerden birisi. Anis de 21 gol 10 asistle oynuyor şu an. Gol krallığında ise Anis de artık neredeyse garantiledi. Hala 19 golü var ama Canini'nin 5 gol atması gerekiyor. 2 maç içerisinde ki bizim Canini'den 5 gol yeme ihtimalimiz çok düşük. Diğer maçta 5 gol atması lazım. Canini bu maçta 1 gol atıp diğer maçta 4 gol atarsa yine de Anise'yi geçemiyor. Ortak oluyorlar. Neyse. Basın toplantısına katılacağım bu maç için. Bizim için çok önemli bir maç. Trabzonspor maçı. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Eğer bu maçı kazanırsak oyuncularım kazanmak istiyor. Evet, Giresunspor son 9 maçında kazandı. Harika bir form yakaladık diyorum. Takım hiç morali değişmiyor. Çabalamak bizim görevimiz dedik de takımın morali hiç artmadı. Boşuna çıktık basın toplantısına. Neyse. Maça geçelim. Hazırız. Kazanmak istiyoruz. Trabzonspor'u konuk edeceğiz ve umarım kazanacağız. Kendi evimizdeyiz. Stadyumun rengini ben bir tık değiştirdim. Kırmızı falan mı stadyumun rengini? Stadyumun rengini beyaz, oturma yerlerinin rengini de yeşil yaptım ama insanlar oturduğunda çok da bir fark olmuyor. Maça başladık. Ali Lavcı, Rafael, Behiç, tekrar Rafael. Gervinho gidiyor, Behiç yetişemedi Gervinho'ya bir türlü. Gervinho ceza sahasına girdi. Gervinho rakiplerini geçti, penaltı vermedi hakem, neyse ki penaltı çıkabilirdi orada. Bakasetas, Canini ile oynadı. Canini, Hamşik, Canini. Canini Bakasetas'a verdi, offside. Bakasetas şimdi verdi Canini'ye. Canini, Rafael geçirmedi Canini'yi. Harikasın Rafael. Emre Taşdemir, Yusuf Şimşek verdi. Hızlı çıkabiliriz Yusuf Şimşek'le. Yusuf Şimşek koşuyor. Yusuf Şimşek verdi Anis'te'ye. Anis'te kaldırdı Gavi'ye. Gavi vurdu Gavi. Offside. Okey. Berat Özdemir. Bakasetas uzun oynadı Bakasetas. Gervinho'ya doğru. Behiç aslında Gervinho'dan yavaş bir oyuncu ama gitti aldı topu. Rafael, Gavi, tek top Sankare'ye. Sankare Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun Kökçü Yusuf Şimşek'e güzel verdi. Yusuf Şimşek gidiyor. Yusuf geçemedi rakibini. Yusuf şimdi bastı aldı Yusuf Şimşek. Yusuf gidiyor. Yusuf kendi gidiyor. Yusuf yürüdü. Yusuf vurdu. Uğurcan Çakır kurtarıyor. Gavi pasını verdi Orkun Kökçü'ye. Orkun Kökçü Collins'e bıraktı. Collins, Sankare, Sankare döndü. Sankare ceza sahasına girdi. Sankare çekti topu. Sankare Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun Kökçü plaseye gönderdi Orkun. Orkun Kökçü golü attı. Dakika 31-0 Orkun Kökçü'nün golü. Hem de 15. verimini yaptı Orkun Kökçü. Takımımızda kalacak isim Orkun Kökçü olacak. Halil'in babası şu an, hatta maç bitmeden Feyenoord'u şimdiden aramış olabilir bile. Orkun Kökçü'nün görüşmelerine başlamış olması gerekiyor. Bizim cebimizden gram para çıkmayacak. Halil Avcı'nın babası halledecek Orkun Kökçü işini. Yusuf Şimşek orada Anis'te verse 2-0 garanti öne geçecektik. Pas geçmedi. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür gidiyor. Emre Taşdemir'i yakalayamadı Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir Ömür ceza sahasına girdi. Pasını verdi. Bakasetas vurdu. Dışarı vurdu Bakasetas. Gabi. Pasını verdi Halil Avcı'ya. Halil Avcı'ya. Halil geçti rakibini. Halil güzel çalım. Halil gidiyor. Halil Orkun Kökçü'yü gördü. Halil Avcı'nın inanılmaz pas. Orkun Kökçü vurdu. Uğurcan kurtarıyor. Berat Özdemir de topun kornere çıkmasına izin vermedi. Canini Gervinho'ya verdi. Gervinho. Berat Özdemir. Bakasetas. Canini ile oynadı. Canini attı çalımı. Okan açıldı. Okan bravo. Collins pasını verdi Orkun Kökçü'ye. Orkun Kökçü Yusuf'a bıraktı. Yusuf Şimşek de Orkun'a bıraktı. Orkun Kökçü Anis'te değil Halil Avcı'ya bıraktı. Halil ortaladı. Yine Orkun'a doğru. Orkun vurdu gol. Gol evet. Dakika 53. 2-0. Bu golün arkasından hemen şöyle bir şey yapacağım. Talimatlar diyorum. Behiç'in olduğu taraftan çok fazla Gervinho'ya pas geliyor ve atak geliyor. Defans desteğine Halil Avcı'nın defansa döneceğim. Hatta Yusuf Şimşek için de aynı şey diyeyim.
Talimatlar Yusuf Şimşek için. Ona da defansa dön dedim. İki kanadımızda defansa dönsün. Zaten 2-0 öndeyiz. Daha fazla gol atmaya ihtiyacımız yok. Savunmaya ihtiyacımız var. Halil Avcı'dan güzel orta yine. Orkun Kökçü'den bu sefer gol geldi. Yusuf Aniste'ye verdi. Aniste Gavi'nin koşusunu gördü. Vitor Hugo geride kaldı. Gavi gidiyor. Gavi. Gavi vurdu. Aa. Aa Gavi. Aa. Ben de yanlışlıkla yaptım biliyor musun? Canini. Hamşik. Hamşik gidiyor. Hamşik pasını verdi Gervinho'ya. Ali Lavcı neredesin? Defansa dön dedik o kadar. Hamşik. Bakasetas Collins girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun Sankare'ye verdi. Sankare. Halil Avcı'nın önüne bıraktı. Halil gole gidiyor. Halil kendi atabilecek mi? Halil Avcı. Halil vurdu. Halil üst direk. Yusuf Şimşek Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun Kökçü Halil Avcı'ya verdi. Offside. Bakasetas topun gerisinde. Korneri kullanacak. Bakasetas kullandı. Aniste girdi araya. Kontra atağa çıkabiliriz şimdi. Aniste. Aniste pasını verdi Behiç'e. Behiç'le çıkıyoruz kontra atağa. Behiç. Behiç. Halil Avcı'nın koşusunu gördü. Verdi Halil Avcı'ya. Halil gidiyor. Halil Avcı at bu sefer bunu. Halil vurdu. Uğurcan kurtarıyor. Behiç'le aldık topu. Halil Avcı. Halil. Halil birebir de geçti Da Silva'yı. Halil Avcı pasını verdi Sankare'ye. Sankare. Orkun Kökçü ile oynadı. Orkun Kökçü tek çekti topu. Orkun plaseyi gönderdi. Uğurcan kurtarıyor. Orkun Kökçü'nün hat-trick'ini engelledi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır aslında iyi bir maç geçirdi. Güzel performans sergiledi. Ama biz çok fazla bastığımız için en azından iki tane atabildik. Maç bitiyor. Kendi evimizde Trabzonspor'u 2-0 yenip şu an ikinciliği garantiledik. Eğer Fenerbahçe bu maçta da puan kaybederse, sonra bir sonraki maçta da puan kaybederse şampiyon bile olabiliriz. Tabii ki zor bir şey. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama biz Trabzonspor devini devirdik. Şu an ikinciliği garantiledik. Orkun Kökçü'nün iki golüyle. Maçın oyuncusu tabii ki de Orkun Kökçü oluyor. Rakip takımından da dediğim gibi Uğurcan Çakır en iyi oyuncu olmuş. Aslında güzel performans denebilir. 6 tane kurtarışı var. 2 tane de gol yemiş. 13 tane şutumuz var bizim. 2 tane de Trabzonspor'un şutu varmış. Orkun Kökçü'ye geldik. Orkun Kökçü 10 gol 6 asistle 16 verime katkı sağladı ve görevini tamamladı. 15 verim isteniyordu. 16 verim sağladı sezon bitmeden önce. Bu yüzden Orkun Kökçü Giresunspor'a geliyor. Son paramızı da Orkun Kökçü'ye harcadık. Maaş bizdendi ama transfer ücretini Halil'in babası karşıladı. Orkun Kökçü burada olmaktan, oynamaktan çok memnunmuş. Yani Orkun Kökçü biz de memnunuz. Güzel performans sergiledi. Fenerbahçe Adana Demirspor'u yenmiş. 39 puanda bir Fenerbahçe var. Artık Fenerbahçe geçme ihtimalimiz 0. Trabzonspor'un da bizi geçme ihtimali 0. Şu an ikinciliği garantiledik. Bir sonraki maçta sonucumuz ne olursa olsun ikinci olacağız. Sezonun bitmesine sadece bir maç kaldı. Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa maçına ikinci kadromuzla çıkacağız. Zaten sonuç ne olursa olsun dediğim gibi biz kazanan tarafız, ikinci olacağız. Formaları değiştirelim. Kasımpaşa siyah formasını alsın. Lacivert gibi. O formasını alsın. Maça geçelim. Deplasmandayız. Kasımpaşa'ya gidiyoruz. Bölümün son maçı ama bölümün son değil. Rakibimiz Kasımpaşa. Son 3 maçta 4 gol atmış Jorgensen. Keşke Aniste'yi oynatsaydık ama zaten büyük ihtimalle garantiledi gol krallığını. Bizim için bir sıkıntı yok. Aniste gol kralı. Biz ikinci sıradayız. Güzel bir sezon geçirdik gerçekten. Sezonun başlarında pek fazla alışamasak da takımımıza, birbirimize, oyuna, sezonun sonuna doğru güzel bir ivme yakaladık, güzel bir performans sergiledik ve ikinciliği garantiledik şu an. Nevis, Sergen, Ayrullah pasını verdi Josef. Josef, Nevis'e bıraktı. Nevis, Nevis çekti topu. Nevis ceza sahasında. Nevis sol ayakla vurdu Harun'un üstüne. Puan tablosu da gözüküyor. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığımız söyleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olabilir miyiz bilmiyorum. Engin vurdu. Okan kurtardı. Ama en azından Süper Lig'de ikinciliği aldık ilk sezonla. Yapacağımız transferlerle de Avrupa'ya hazırlık yapacağız aslında. Avrupa görmüş oyuncular almak istiyorum daha önceden. Süleymanov içeri verdi Orhan'a. Orhan vurdu. Orhan attı golü. Dakika 14, 1-0 Kasımpaşa karşısında öndeyiz. Dediğim gibi daha önce Avrupa görmüş, Avrupa'da başarı elde etmiş, Avrupa'da bireysel performansı da iyi olan oyuncular almak istiyorum aslında. Yaşlı olabilir, hiç fark etmeyecek bir sonraki sezonki transfer politikamız.
Tek transferimiz deneyimli, iyi oyuncular almak politikamız. Zaten size az çok listeyi de gösterdim. Listede birkaç oyuncu var almak istediğim. Onlara başvuracağım. Jorgensen. Aldık topu Jorgensen'den. Halil Avcı. Halil pasını verdi Josef'e. Josef. Halil'e bıraktı, geçmiyor. Donk aldı topu Süleymanov'dan. Donk geçti rakibini. Pas verdi. Jorgensen vuramadı. Hayır, Udunovic attı. 1-1. Jorgensen atacak büyük ihtimalle, attı golünü Jorgensen. 2-1 ama sıkıntı yok. Biz zaten mağlubiyeti göze alarak bu kadroyla çıktık ikinci kez. Jorgensen de attı. İlk yarı bitiyor. 2-1 Kasımpaşa kendi evinde önde. Ayrodinovic Engin'e verdi. Engin geriye döndü. Bir tane daha yemeyelim bari. Çevirme şansımız falan olsun. Sergen Bural. Engin top rakipte kaldı. Kasımpaşa içeri pas. Ayrodinovic attı. Rafael Süleymanov. Halil Avcı. Halil Yusuf'a güzel verdi. Yusuf Şimşek kontrol etti. Yusuf vurdu, golü attık. Al topu Yusuf. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Ama sevinme çok fazla Yusuf. 3-2 çünkü. Hala gerideyiz. Yusuf Şimşek Aniste'ye verdi. Aniste döndü. Halil Avcı'nın önüne. Halil Avcı vurdu. Halil attı. Hemen geçiyorum gol sevincini falan. Çünkü beraberliğe sevinmememiz gerekiyor. Bizim galibiyet almamız gerekiyor. Jorgensen pasını verdi. Yıldırım açtırmadık ortayı. Bravo. Elle müdahale. Penaltı. Aniste yaptı penaltıyı. Jorgensen yedik golü. Maç bitiyor. Maçı kaybettik. Aha. Yok. Kaybettik maçı. 4-3. Sıkıntı değil. 3 tane attık yine. Sonradan bir çevirmeye çalıştık ama penaltı falan oldu. Yine aldılar maçı bizden. Trabzonspor kazansa bile 74 puanda olacak. Aniste bu bölüm hiç gol atamamasına rağmen Jorgensen'i geçiyor. Evet, çünkü Kasımpaşa'nın maçı bitti. Canini'nin 5 gol falan atması gerekiyor şu an hala. 6 gol atıp gol krallığını alması gerekiyor. O da zor yani. Gol kralımız Aniste. Süper Lig'de ikinciyiz. Güzel performans. Tekrar kiralamayı deneyeyim. Hepsini de deneyeyim ama kabul edeceklerini sanmıyorum. Ekrem Sarı'yı da sezon sonu çıkartacağım artık. Sağ bek olarak alıp takımda oynatabiliriz onu. Şöyle. Yusuf Şimşek 80 olmuş. Bravo Yusuf. Bizim sol beke ihtiyacımız var. O yüzden sol beke çevirdim. Ekrem Sarı orada. Gelişmeye devam etsin. Ona da hemen gelişim planı vereyim tekrardan. Ya da defansif çalışma oranı bir artsın. Defansif açık beki çalışsın. Trabzonspor maçını kazanmış ama biz Trabzonspor'u yendiğimiz için artık ikinciyiz. Güzel. Yasin Binici. Oyuncuyla sözleşme imzaladım. Diğer oyuncuları reddediyorum. Yasin'e bakalım kaç ratingmiş. Hangi mevkideymiş. Okan için kiralama teklifi yapmak isteyeceğim. Kabul edecekler mi bilmiyorum ama. Kulübü Okan'ı kiralamak istemiyor. Peki. Yine ben denemiş olmak için Emre Taşdemir'e de yapacağım. Daha bir paramız yok zaten. Şimdi artık birinci sezonumuz bitti. İkinci sezona gideceğiz. Ve şimdi ikinci sezona geçiyoruz. İkinci sezonda bakalım transfer bütçemiz kaç olacak? Umarım güzel bir transfer bütçemiz olur. 10 milyon gelse mesela inanılmaz olur bizim için. Görevleri çok çok tamamlamış gibi olmadık ama sonuçta Giresunspor'un ikinci olması beklenmedik bir şeydi. İkinci yaptık Giresunspor'u Süper Lig'de. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, dev kulüpleri geçtik Süper Lig'de. Giresunspor'u ikinci yaptık. Fenerbahçe'de birinci oldu ama olsun, biz ikinci olduk. Birinciliği alamasak da zaten en başta hedefimiz bizim ilk ona girmekti. Daha sonra baktık, yapıyoruz bir şeyler, oynuyoruz iyi bir şekilde. Dedik ilk 5 olsun. Şimdi ikinci olduk. Kulübü düzenleyelim. Kulüp stadyumunu değiştireceğim. Böyle yapacağım ve kulüp stadyumunun ismini yapacağım. Stadyumumuzun ismini yapacağım. Giresunspor şehir stadyumu. Stadyumumuzun adı. Bunu seçtik ve Giresunspor şehir stadyumu yaptık. Stadyumumuzun ismini. Tribünlere daha yeni elledim. Onlara zaten sezon içerisinde de ellenebiliyor. Collins var. Rafael var defansta. Behiç var. Sol bek lazım. Hemen sol bek ihtiyacımızı birazcık da olsa karşılayabilecek bir oyuncu.
Bu arada Yasin de 58 lirayı dipli bir orta saymış. Gelişim planı verelim Yasin'e. Yasin biraz iki yönlü orta saha çalışsın. Ofansif çalışma oranı arttığı zaman Yasin'e kanat verebiliriz belki, bilmiyorum. Burak Kaplan burada kalmaya devam edecek. Ama Ekrem Sarı uzun zamandır bu anı beklediğine eminim Ekrem Sarı'nın. Onu çıkartacağız takıma. Sol bekte Ekrem Sarı oynayacak. Adamın mevkileri sol bek, sağ bek, sağ kanat, santrafor yani. Ya defansı çok çok iyi olmasa da yavaş yavaş iyi olur defansı. Sıkıntı yok. Edizi Alman geldi. Kiralık geldi. Kiralıktan geldi Edizi Alman. Altyapıdan çıkardığımız kaleci, onda 11'i alıyoruz. Altyapıdan çıkardığımız Halil Avcı, Yusuf Şimşek, Ekrem Sarı, Ediz Yalman var şu an takımımızın 11'inde. Tabii Ekrem ile Ediz 11 kalmaya devam ederse eğer Avrupa'da pek bir şansımız olmayacak. O yüzden oralara transfer yapacağız. Peki transfer bütçemiz 6,9 milyon. Zaten 10 milyon istemiştim transfer bütçesi. 6,9 milyon transfer bütçesi geldi. E bir de iki oyuncumuzun gitmesi gerekiyor. Evet, Umut Nayır falan. Onların da gitmesi gerekiyordu. Şimdi transfer bütçemiz biraz daha artacak. Ve Yusuf Şimşek Sevilla'dan 74 milyon euro teklif mi? Bu teklifi ben kabul etmeyeceğim. Hayır. Yusuf Şimşek'e biz çıkardık. Biz oynatmaya devam edeceğiz. Şöyle bir şey. Aslında Yusuf Şimşek'e 100 milyona göndersek, Yusuf Şimşek'ten daha yüksek reytingi olan bir oyuncu sol kanata alıp üstüne sol bek alıp üstüne kaleci alabiliriz Yusuf Şimşek'e. 100 milyona gönderip, ama neden yapalım ki? Ya da neden yapmayalım ama yok, yapmayacağız yani. Yusuf Şimşek daha fazla gelişecek bir oyuncu. 94 potansiyeli var. Takımda kalacak Yusuf. Bilmiyorum, eğer Barcelona'dan falan böyle çok çok daha yüksek bir teklif gelirse tabii onu kabul edebiliriz, ama şu an Sevilla'ya göndermeyeceğim Yusuf'u. Şu an Yusuf Şimşek zaten, Orkun Kökçe ve Yusuf Şimşek Avrupa'da takımı taşıyabilecek iki oyuncu. Onları şimdilik göndermek istemiyorum. 1-0 yendik, güzel. Ben başlarda transfer yapmayı sevmiyorum. Önce bana teklifler gelsin. Önce ben oyuncu satayım. Önce ben hazırlık turnuvasından paramı kazanayım. Daha sonra gönderirim. Sankara'da defansif orta saha olmuş. 72 reytingi yükseldi defansif orta sahada. Zeki Aldı'yı satmak istiyorum ben. Transfer listesine ekleyeceğim Zeki'yi. Böyle finansaldan bakalım. Değerlerini de görelim. Ya çok fazla zaten oyuncumuz yok şu an. Çok fazla, o yüzden de satabileceğimiz oyuncu yok. Değer olarak sıraladığımızda 52 milyon değeriyle Yusuf Şimşek birinci. Arkasından Orkun Kürkçü ve Gavi geliyor. Zamanında yaptığımız transferler, Gavi falan, Collins, bunlar daha da değeri artacak oyuncular. Daha da gelişecek oyuncular. Belki böyle bir tane daha transfer yapabiliriz. Ya da yaşlı oyunculara yükleneceğiz ki transfer merkezi dediğim zaman Iniesta, José Sousa, Martial, full yaşlı oyuncular var ki Martial'ı büyük ihtimalle alacağız. Ben almak istiyorum Martial'ı. Yok, almaktan vazgeçtim Martial'ı. Şener Özbayraklı'yı ekledim. Onu alabilirim. Hızı da birazcık var bir oyuncu ve yaşlı, artık Başakşehir'de oynatılmadığını düşünüyorum. O yüzden onu alabilirim. Ya da Ensakala'yı alabiliriz. Şöyle değer olarak baktığımızda da Ensakala'nın değeri ucuz. Emre Mor serbest mi kalmış? 5 yıl, sen gel Emre Mor. Tamam, 3 olsun zaten, biz 1 yıl daha kalırız Giresun'da büyük ihtimalle. Serbest kalma bedeli istemiyorum Emre'cim. Tam maaş da, karşı teklif, bonus kaldır. 12 teklif yap. Hoş geldin Emre Mor. Adamsın Emre Mor. Emre Mor Fatih Karagümrük'te kiralıktı. O yüzden ben Emre Mor'u ekledim ama teklif falan yapamıyordum. Emre Mor serbest kalmış. Bizim için güzel oldu. Hoş oldu. Iniesta da var. 38 yaşında. Bayağı yaşlı bir oyuncu. Bilmiyorum Iniesta'yı alır mıyız? Ekledim ama iyice düşmüş reytingi. Top kontrolü, driblingi, uzun pası, kısa pası. Ya özellikle zaten orta sahaya Avrupa için falan da pas dağıtıcı bir oyuncu lazım olursa Iniesta olabilir o isim. Ama Iniesta için öyle 4 milyon falan da çok para yani, veremeyebiliriz Iniesta için. Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı var. Bu iki isimden birini takıma getireceğiz. Birisi 30 yaşında, birisi 32 yaşında. Ama şöyle bir şey var. Ömer Bayram sol bek, merkez orta saha, sol orta saha oynayabiliyor. 77 hızlanması, 76 sprint hızı var. Şener Özbayraklı'nın 74 hızlanması, 80 sprint hızı var. Aslında yakınlar. Zıplaması 83, zıplaması 81. Yani Şener Özbayraklı düşebilir. O yüzden Şener Özbayraklı değil, Ömer Bayram'ı şimdilik düşünüyorum.
hızı da olan bir oyuncu. Jose Sosa büyük ihtimalle futbolu bırakıyordur. Aynen. Jose Sosa'yı göndermek. Şöyle bir oyuncu var. Taylor Harwood. Artık tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. Zıplaması, dayanıklılığı, gücü iyi. Hızlanması yani çok da kötü değil ama iyi de değil. Wonderkid kendisi bayağı potansiyeli var. Zaten girdiğimiz zaman özellik olarak da potansiyelli oyuncu diyor. Güven Yalçın var. Güven Yalçın 23 yaşında. Sprint hızı iyi. Aynı zamanda şut gücü 79, uzaktan şutu 75, bitiriciliği 74. Hem de Türk, Umut Nayır yerine alıp oynatabileceğimiz bir oyuncu. Umut Nayır'ı göndermişken Güven Yalçın'ı alıp yedeklere koyabiliriz. Çünkü Anise'nin çok çok iyi bir yedeği yok. Halil Avcı'yı da sağ orta sağ oynattığımız için Güven Yalçın'ı alıp Anise'yi yedekleyebiliriz. Aynı zamanda da Türk olduğu için daha da bizim için ön planda bir oyuncu Güven Yalçın. Cenk Tosun'u da koymuştum. Cenk Tosun 31 yaşında Everton'da. Güven Yalçın'ı şu an alabiliriz. Taylor'ı alabiliriz. Ya da Ömer Bayram'la Ensakal'ı ikisinden birini alacağız bir de. Ya da değil de yani buradaki oyuncuların çoğunu alacağız. Iniesta'yı da en son paramız kalırsa bakacağız. Köln maçını hızlı simüle ediyorum. 2-0 kaybettik Köln'e karşı. Zeki Yavru için transfer teklifi geldi. Görüşme yapacağım Zeki Yavru için. Anlaşamadık. 1-1 berabere kaldık simülasyonda. Orkun Kökçü'nün golü var. Ya bu maçları simülasyon yapıyorum. Çünkü şu an bu maçları oynarsam büyük ihtimalle hiçbir transfer yapamadan şu an zaten bölümü kapatıp yeni bir bölüme geçmiş olmam gerekirdi. Ama bu maçları simüle ediyorum. Gavi için Braga'dan 15 milyon teklif var. Gavi'yi de göndermeyeceğim hiçbir şekilde. Evet, beklediğiniz bir transfer teklifi olabilir. Beşiktaş'tan hem de. Kaç diyor? Maksimum 1.5 diyor. Girelim, görüşme yapalım. Ya da görüşme yapmasak da olurdu. Çünkü şimdi çok fazla isteyip riske de atmak istemiyorum. 1.5 desem umarım bırakıp gitmezler. 1.5 çünkü ucuz. Tamam, zorluk çıkarmayacağım. Alın gidin. Çünkü oynatmayacağım bir oyuncu. Bize de para lazım. Para için gönderdim. Güzel, oyuncu da satıldı. Şu an turnuva ödülü falan da geldi. 10 milyonumuz olmuş olması gerekiyor. 10 milyonumuz var. Transfer yapmaya başlayabiliriz. Ondan önce tabii ki de serbestlere bakacağım. Emre Mor gibi belki bir oyuncu daha çıkartabiliriz serbestlerden. Serbest kalma bedelli değil serbestler. Evet, şöyle bir şey. Ne zaman bir serbest oyuncu görseniz zaten Süper Lig'deki takımlar ilgileniyor oluyor. O yüzden bence 4-5 tane serbest oyuncu almamız hiç sıkıntı olmaz. Çünkü serbestlerden güzel oyuncular bildim. Özellikle 2 tane oyuncu var ki alıp oynatabileceğimiz oyuncular. Birisi Cezar. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Aspilicueta. Birincisi Aspilicueta. Diğeri de Alonso. Alonso'yu direkt alıp oynatacağız. Çünkü sol bek mevkisi ve biz de sol bek arıyorduk. Direkt Alonso ile bir görüşme yapalım. Tamam, Alonso ile sözleşme imzaladık. Şimdi Assisi de düşünüyorum. Assisi de neden düşünüyorum? 26 yaşında. Sağ bek, sağ kanat beki oynuyor. Hızı da var sayılır. Alıp yedek yapabiliriz. Çünkü yedek beke ihtiyacımız var. Zeki'yi de gönderdik. Bir de şöyle Salvador diye bir sol kanat sağ kanat oyuncusu var. Bunu da eklememin nedeni 87 hızlanma, 88 sprint hızı, 87 çeviklik, 88 dengesi var. Aynı zamanda 71'i de şut gücü var. Yani hızlı dribling özelliği bile var. Onu ve Aspilicueta'yı alacağız büyük ihtimalle. Ben bir Aspilicueta'yı garantiye alayım. Ona bir gidelim. Tamam, anlaştık. Aspilicueta. Ensekala ve Ömer Bayram'a da ihtiyacımız kalmadı. Görüşürüz diyoruz onlara. Güzel bir forvet de bulsaydım güzel olacaktı ama şöyle. Şimdi Güven Yalçın'ı artık almamıza çok çok da bir gerek yok. Bu oyuncular sanırım direkt kadromuza geliyorlar. Şu şekilde oldu şu an kadromuz. Hatta Aspilicueta'yı oynatabiliriz. Hızlanması çok çok iyi değil. O yüzden belki yedeklerden falan alabileceğimiz bir oyuncu. Ya da bazı maçlarda Rafael yerine Collins yerine falan tercih edebileceğimiz bir oyuncu. Çünkü Collins bazen hatayı çok açık oynuyor. Onun yerine Aspilicueta'yı alabiliriz. Hızı olsa da bazen çok hata yapıyor. Bazen de hızı olması çok çok işimize yarıyor. Değişiyor. Sankare defansif orta saha olduktan sonra mevki değişiminden sonra 72 oldu. Güzel. Yusuf Şimşek 81 olmuş. İnanılmaz artıyor Yusuf Şimşek. Takımımız şu an iyi. Yani şöyle yaptığımız zaman zaten bu takım inanılmaz bir takım olmuyor. Çünkü kalemiz var. Kalemiz boş. Ama bir saniye düzenlemeye devam edeceğim. Aniste yerine şunu diyecektim ben. Güven Yalçın'ı almamıza gerek kalmayacak. Emre Mor'u oynatabiliriz diyecektim. Emre Mor eksi 5 alıyor burada.
OP yaptığımız zaman oynuyor. Aslında santrafora ekme etkisi var ama okey, sıkıntı yok. Ya Emre Mor yedeklerden her yere girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum hücum hattında. Hemen Emre Mor'a bir gelişim planı vereceğim ben. Alperen Aydın'a merkez orta saha dedim ilk mevkisine. Santrafor dersem 72 attı diyor. Merkez forvete 4 attı diyor. Merkez forvet çalışsın. Şutu falan da artsın o zaman Emre Mor'un. Behiç de gidiyor. Rafael gidiyor. Sankare gidiyor. Bunun dışında pek de gitmemesi gereken bir oyuncu yok açıkçası. Sankare zaten futbolu bırakıyormuş. Rafael de futbolu bırakıyormuş. Ve hiç bırakmıyor. Allah'tan ve hiç bırakmıyor da zaten Rafael ve Sankare ile oynayacağımız son sezon olacak bu. O yüzden sıkıntı yok. Güzel, zaten Rafael Sankare ile de yeni sözleşme yapamıyor. Futbolu bırakıyorlar. Zeki Yavru'yla Gökhan'ı da ben istemiyorum desek. Evet, ihtiyacımız yok başka biriyle sözleşme imzalamaya. Takımımız bayağı iyi. Kaleci lazım tek. Birlikte maç geldi ya. Orhan için kiralama teklifi. Etki ver. Opsiyon kaldır. O zaman daha fazla bir ilerletmeyelim. Paramızı harcayalım. Çünkü bu arada Orkun 78 olmuş. Paramızı harcayalım. Çünkü kaleci lazım. Kalecisiz çıkmak istemiyorum maça. Okan ve Ersin Destanoğlu'nu ekledim ama Ersin Destanoğlu için gideceğiz. Satın alma teklifi götür. Hayır kulüple görüşme yapacağım. 9 milyon vermek istemiyorum Ersin'e. Umarım çok fazla istemezler. Anlaştık. Ersin'in sözleşmesi mi bitiyordu acaba? Hiç dikkat etmedim ama direkt anlaştık 5,5 milyona. Çok önemli. Sonuçta kalecisin ve 11'de oynayacaksın Ersin. 4 yıl kabul ediyorum Ersin'cim. Serbest kalma nedeni yok sayıyorum. Karşılıklı bonus kaldır. Teklif yap. Anlaştık. Ersin Destanoğlu artık Giresunspor'un oyuncusu. Hemen Ersin'i kalemize alalım. Şu an elimizde 4,5 milyon euro transfer bütçemiz var. Onu 4,5 dedim çünkü maaş da vereceğiz yani birine. Iniesta var şu an. Düşündüğüm oyuncu. Tekrardan düşünmeye başladım. Karşı teklif bonus kaldır. Teklif yap. Güzel. Takım şu an fişek. Manyak. İnanılmaz. Mükemmel bir takım ya. Ya böyle bir takım yok ya. Yeni oyunculara falan da ben gelişim planı verdim. Hatta Salvador'a da verelim. Sağ kanat diyeyim. Belki artar ya da düşmez. Bilmiyorum. Takımımız gerçekten inanılmaz. Artık Süper Lig için İyi bir takımız. Şampiyonlar Ligi için kurmaya çalıştık zaten takımı. Iniesta ile Gavi'yi bir karşılaştırayım. Şutu, pası, driblingi, defansı Iniesta'nın iyi. Hızlanması tabii ki de Gavi'nin iyi. Sankar yerine Iniesta'yı alırsam eksi 9 yiyor. Neyse çok bir sıkıntı yok. Eksi 9'lu kalmasın. Burada şuraya bir tekrar koyayım. Kadromuzun 11'ini sayıyorum. Forvet'te Aniste. Sol orta saha Yusuf Şimşek. Orta sahamızda Orkun Kökçü, Gavi. Defansif orta saha Sankare. Sağ orta saha Halil Avcı. Sağ bek Behiç. Stoper Rafael. Yer stoperimiz Azpilicueta. Sol bek Alonso. Kalede Ersin Destanoğlu. Bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.